Ahsen amca, nasılsın? Nasıl olsun be deli oğlan? Her gün biraz daha yaşlanıyoruz. Sende ne var ne yok? Bildiğin gibi Ahsen amca, yaraları sarmaya çalışıyoruz. Duruldu mu ortalık? Durulmaz amca. Böyle giderse ne sular durulur ne de acılarımız. Aynı rahmetli baban gibisin, inatçı. İnat etmesen olmuyor be amca. İnat her zaman işe yaramaz. Bazen işler en üst makamın marifetiyle yürür. Ne yani? Hükümetin mi? Hayır, Tanrı'nın iradesiyle. Hiç sanmıyorum be amca. Başımıza gelenlerin tek bir adı var. O da basiretsizlik. Hiç değişmemişsin Faruk. Buzlar çözülmeden. Hala öyle diyen var mı? Uzun zamandır duymamışım Ahsen amca. Özlemişim. Bu bana bahsettiğin adam ne oldu, şu mühendis olan? Ha, adresini buldum ama konuşamadım. Telefonlara çıkmıyor. Bizim eski mülkiye müfettişlerinden birinin yeğeni. İngiltere'de çelik konstrüksiyon üzerine epey kafa patlatmış. Tam aradığım adam. Öyle mi? Çocuk biraz çılgın. Yaptığı projelerin birinde ırgat gibi çalışmış. İş kazası geçirip ölümden dönmüş ama vazgeçmemiş. Çok inatçı. Benim tam aradığım adam bu Ahsen amca. Olabilir. Çünkü biraz deli. Aslında bir yönüyle de tam bir dahi. Ama hizaya gelmesi zor. Başına buyruk. Aman ne iyi. Bana da işinde sağlam, kırılıp bükülmeyecek inatçı biri lazım Ahsen amca. O zaman adres doğru. Ama baştan söyleyeyim, bizim Tekin seni biraz uğraştırır. Biz de uğraşırız be Ahsen amca. Unutma, buzlar çözülmeden. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kendi başıma yapacağım. Bıraktım ben. Karışma abi, sana ne o zaman ya. Oğlum, karışma değil, karışma ya. Para gömüyor oraya herif. Her yerde sesini yükseltmek zorunda değilsin. İşte benim de böyle bir huyum var abi. Bazen ortama göre... Doldursana. İş mi artık, yeter. Sana ne be, sana ne? Doldur sen. Adam gibi konuş. Sarhoş falan dilemem. Ne yaparsın? Ha? Ne yaparsın? Öldürür müsün beni? Tekin, ha? Tamam, sakin ol. Sakin öldürür ol. Müsün beni? Ha? Tekin, tamam gel. Hadi ne yaparsın? Çıkalım. Gel. Tekin. Bırak. Ya hadi gel, gel çıkalım. Çıkarım ben, çekil sen. Geberemedim. Beceremedim. Bu mevzuatta bir değişiklik olmamış efendim. Önceki köprünün yeri baraj suyunun gelmesiyle hazine arazisi kapsamına girdiğinden aynı noktaya yapım yasaklanmış. Hazine arazisi mi? Nesi hazine ya? İnsanlar ölüyor orada ya. İnsanlar ölüyor. Veysel, belki de yanlış yapıyoruz.
Nasıl efendim? O zamanki köprü o zamanın koşullarına uygundu. Aynı yerde suyun yüksekliği de debisi de değişti. Yer seçimini bence elindeki imkanlara bakarak mühendis yapmalı. Yıkılan köprünün aynından yapmak, ne bileyim, fazla düz mantık. Haklısınız ama hangi mühendis sayın valim? Sayın valim. İyi haber ver Naciye Hanım. Allah aşkına iyi haber ver. Maalesef efendim. Sizden aldığım numaralar artık kullanılmıyormuş. Sayın valim, başka bir numara bulma imkanı var mı acaba? Yok Naciye Hanım. Yok. Özel kalem olmanın alameti farikası böyle günde ortaya çıkar. İsim belli, yer belli. İnşaat mühendisi Tekin Kurtuluş. Arayın bulun. Ya gerekirse rehberden tek tek isimlere bakın ama bir an önce bulun. Tabii, tabii sayın valim. Hemen. Buldum sayın valim, buldum. Mühendisi mi? Evet, Tekin Kurtuluş. İsteyince oluyor değil mi Naciye Hanım? Evet sayın valim. Çalıyor mu sayın valim? Çalıyor. Açsana bir adam. Açsana. Alo. Alo. Tekin Kurtuluş'la mı görüşüyorum? Evet benim. İnşaat mühendisi Tekin Kurtuluş değil mi? Evet. Sen kimsin sabah sabah? Ben Erzincan valisi Faruk Yazıcı. Ha, memnun oldum. Ben de Kofi Annan. Birleşmiş Milletler bilmem nesi. Rahat bırak beni. Hadi. Kapattı. Ne biçim bir adam bu? Uzattın ama ha. Vali sen valiliğini bil. Başka kapıyı hadi. Bana bak kardeşim, adam gibi konuş. Alo. Allah kahretsin. Ne oldu sayın valim? Yok yok, konuşulmaz bu adamla. Sayın valim, isterseniz ben de... Hiçbir şey istemiyorum Naciye Hanım. Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum.